Güzel bir günden herkese kucak dolusu sevgiler. Ekranınızın başına hoş geldiniz. Cuma gününde haftanın son iş gününde yine şöyle keyifli bir konuyla huzurlarınızdayız. Şöyle güzel temennilerinizi, dileklerinizi özellikle cuma günleri benim için çok özeldir. Dualarınızı lütfen bizleri de unutmayın. Gerçi her an her dakika bizim için özel ama bugün özellikle sizlerden de dua isteyelim. Güzel, keyifli bir gün olsun. Bugün çok önemli bir konu başlığını konuşacağız. Yani güzellik anlamında artık böyle Kadın olsun erkek olsun ayırmıyoruz. Önceden güzellik deyince sanki böyle kadınlar birazcık daha bu konuyu önemser. Birazcık daha böyle dış bakımı hani işte güzel olsun şöyle bir bakımlı olalım gibi diye düşünürken artık son dönemlerde biliyorsunuz beyler de e, bu güzellik kervanına katıldılar. Gerçi ben her zaman hayatta kadın ve erkek ayrımına karşıyım. İnsan olarak aslında değerlendirmek lazım. İnsan olarak tabii ki kişisel bakımımıza özen göstermek lazım. Netice olarak sosyal bir varlığız. insanlarla iç içeyiz. Kendimize barışık olmak ve kendimize değer vermek yapabileceğimiz en güzeli kendimize. Bugün çok güzel e, makyaj anlamında, kalıcı makyaj, an, makyaj anlamında, fibroblast anlamında, güzelliğe dair her şeyi konuşacağız. Kendisini uzun süredir de çok özlemiştik. E, Emma Beauty'den güzellik ve cilt uzmanı, kalıcı makyaj e, uzmanı Emine Merve Serin Hanım bizlerle. Birlikte hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Özlemiştik seni. Gerçekten Aynen. çok ara bir dönem bayağı bayağı bir uzadı. <laughs> Evet. Ee, gerçekten bugün çok önemli konu başlıklarını bizlerle birlikte paylaşacaksın. Öncelikle tabii ki biz daha önce programlarda seni tanıdık ama belki bugün ilk defa izleyenler olabilir. Hemen bir seni tanıyarak başlayalım. Ee, Emine Merve Serin, güzellik ve cilt uzmanıyım aynı zamanda e, fibroblast uzmanıyım. E, Konya'da e, güzel bir e, yerimiz var. E, aklınıza gelebilecek birçok güzellik e, işleminde de sizlere hizmet sunuyorum. Evet gerçekten öyle. Yani artık program başında da söyledim. Güzellik herkesi ilgilendiren bir konu. tabii ki. Yani de. küçücük <laughs> bir kız çocuğu bile bir aynanın karşısına geçiyor, bir saçına bakıyor, işte bir, bir kaşına bakıyor. Yani aslında biz yaratılış gereği fıtraten de dış görünüşe önem veririz. Tabii iç iç güzellik de çok önemli. Bunu her zaman söyleyelim. Ama her zaman ee, insanlar çok güzel bir sözdür, sevdiğim bir sözdür. İnsanlar şöyle bir dış görünüşüyle karşılanır, fikirleriyle de uğurlanır. Onun için Aynen. dış görünüşümüze özen göstereceğiz elimizden geldiği süre içerisinde. Tabii senin çok güzel bir merkezin var. Hı hı. Özellikle giden birisi olarak da söyleyeyim. Teşekkür ederim. Birçok işlemler yapılır. İstersen buradan başlayalım. Belki izleyicilerimiz merak edebilir. Hangi işlemler var? Hı hı. Yeni teknolojik anlamda yaptığınız güzel teknolojik hem cilt bakımı anlamında olsun... Hem diğer işlemler anlamında olsun, hı hı. belki de ilk defa Konya'da yapılan bir sistem yapıyorsunuz hı hı. fibroblast gibi. Bunları biraz konuşalım. Neler hı. var? Ne hizmetler veriyorsunuz? Genel olarak anlatacak olursak merkezimde epilasyon, cilt bakımı ki cilt bakımı geniş kapsamlı olarak işlemler yapıyoruz. Leke protokollerinden tutun da işte gözenek sıkar tedavilerine varana kadar tabii ki cilt bakımlarımız. Onlar zaten var. Kalıcı makyaj, fibroblast, ayak sağlığı ve bölgesel zayıflama gibi birçok alanda hizmet veriyoruz. Fibroblast evet şöyle açıklayacak olursak fibroblast bizim deri katmanlarımız vardır. Üç katman deri katmanımız ve orta katmanda bulunan bir fibroblast hücreler vardır. Biz fibroblast plazma ile bu hücrelerin uyarılmasını sağlıyoruz ve bunlar da çoğalarak ciltteki elastikiyeti artırıyor ve kırışık ...yaklıklarınız varsa, cildinizde herhangi bir deformasyon varsa bunların çözümünü sunuyoruz fibroblastla. Evet. Gerçekten bu çok önemli bir teknoloji. Hı hı. Hatta ben şimdi 4-5 ay önce ameliyat oldum. Aynen. Dedim ki işte kaburgamdan böyle bir kıkırda kalınlığı şu kadarcık bir dikiş izi olduğunu söyledim. Emine dedi ki dikiş izi belki birçok kişi yani estetik olarak sevmiyor olabilir. Vücudumuzda Aynı. zaman zaman geçirdiğimiz operasyonlar, işlemler olabiliyor. Yani böyle işte onu estetik olarak görürsün istemiyoruz, kaybolsun istiyoruz, dikişizi kaybolmaz deniliyor. Mesela fibroblastla bu işlemler sanırım yok oluyor. Tabii şöyle tabii ki de hani böyle normal deri görünümünü eski haline getirme gibi değil de biz oradaki o ameliyat izini fibroblastla nötrleyebiliyoruz. Hı, hı. Sezeryen dikişiniz olabilir, yanık teda yanık yanmışsınızdır. Cildiniz yanmıştır. E, deri deformasyonu dediğimiz e, bu durumlarda bile fibroblast işlemi uygulayabiliyoruz ve e, derideki o e, nasıl anlatayım? O kötü görüntüyü eee nötr, nötrleyebiliyoruz. Yani, yani bakıldığında siz, dikkat çekmeyen bir görüntü halinde. Aynen. aynen geliyor. Bakıldığında aslında orada ameliyat izi yokmuş. Hı hı. E, izlenimini görüyorsunuz yani. Evet, bayağı güzel. Lekelerde de oluyor mu? Mesela bazı Lekelerde insanlarda de. işte lekeler çok fazla oluyor, yaşa bağlı olabiliyor ya da işte e, çok ilginçtir. Kızartma lekeleri kalıcılık gösteriyor. Aynen. Yani bazı insanlar... El üstündeki yaşlanma lekeleri, evet. e, yemekten dolayı sıçrayan yağların yanık lekeleri. Bunlarda da fibroblasta kalıcı olarak o lekeleri silebiliyoruz. Evet bu da çok güzel Hı -hı. bir yöntem gerçekten. Peki e, fibroblastta yaş sınırı var mı? Yani belli bir yaştan itibaren Fibroblastta yaş sınırı yok. Ee, küçük yaşta da eğer ki yani 15 yaş aralığını doldurmuş bir e, çocukta da bir ameliyat olmuştur veyahut da bir izi vardır, ameliyat izi vardır. Bunda da e, işlem yapabiliriz ki öyle bir e, danışanımız da var. E, trafik kazası geçirmiş bir e, kız danışanım. E, kaşında bir yarık vardı. 3 e, seansta fibroblasta oradaki o görüntüyü nötrledik. Tuttu. Ve şu anda hani gelişim çağında da olduğu için yaş ilerledikçe tabii bu e, oradaki iz de birazcık daha e, cilt genleşmesinden dolayı biraz daha kaybolacak. Ve kendi o e, şişkin görüntüsünden de kurtulduğu için şu an gayet mutlu. Evet. Peki zaman aşımı önemli mi? Mesela biz zaman aşımı önemli. 15 yıl önce <laughs> işte bir yerimizde düştük bir dikiş izimiz var. Dikiş atıldı. <laughs> Geldik bu teknolojiyi duyduk. Ama uzun bir zaman oldu. Ne kadar etkiliyor tedavi? Ee, yani şöyle anlatayım. Bir zaman aşımı durumumuz var. 10 ee, yıl geçtiyse e, yeni olan bir izle 10 yıl önceki iz arasındaki e, bir artık deri ölmüş diyoruz Hı -hı. yani. Artık orada ölü hücreler var. Ama diğer yakın zamandaki olan izdeki yapacağımız işlem daha hızlı sonuç verir ki oradaki daha taze çünkü. O yüzden zaman aşımı maalesef var. Evet. Yeni bir izle 10 yıl önceki iz arasında iyileşim durumlarındaki hız gibi. Evet Eski zamana dönük olduğu için o birazcık daha e, geç cevap verecektir tedaviye diyebilirim. Yani böyle bir dikiş ya da herhangi bir yaradır yanıktır herhangi bir şey varsa çok bekletmeden bekletmemek gerekir. Hızlı bir yani süreçte. üzerinden şöyle söyleyeyim bir iki üç ay geçtikten hı hı. sonra diyelim ki ameliyat oldunuz ameliyat dikiş izinizin üzerinde hafif pembelik geçtikten sonra fibroblast işlemini rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Evet hani insanlarda genellikle şu sorular olabilir. Yani biz yıllardır işte bu lazer uygulamalar olsun diğer uygulamalar olsun hep şu soru sorulmuştur. Ya işte şimdi oraya bir işlem yapılıyor ya işte kanser etkisi yapar mı? Kanserojen ışınlarla hı. mı yapılıyor? Diye. Herhalde bu da çok sorulan sorulardan Aynı. bir tanesi. E, Fibroblast'ta da ve diğer e, yaptığımız işlemlerin hepsinde de hiçbir kanserojen e, bir şey yoktur ışın. Hı hı. Dediğim, dediğiniz gibi. Çünkü neden kullandığınız cihazların hepsi FDI onaylı, onaylı C belgesi olan cihazlar. Yani kozmetik alanında kullanılabilir cihazlar olduğu için herhangi bir kanserojen riski bulunmamaktadır. Gönül rahatlığıyla hani herkes gelip bu işlemlerin hepsini yaptırabilirler. Evet, rahatlıkla yaptırabilirler. Hı hı. Peki gebelik dönemi ya da bu tarz özel dönemlerde yaptırılabilir mi? Gebelik dönemlerinde e, açıkçası hani ben şu riski almak istemiyorum. Hani e, anne adayları e, nihayetinde karınlarında bir can taşıyorlar. E, bu süreçte e, hormonal çok fazla değişkenliğe maruz kalırlar. E, lekeler olsun, e, vücutta şişkinlik olabilir. Hani insan vücudu çünkü değişiyor, karında bir can meydana geliyor. E, o dönemde iş. İşlem yapmamayı eee inisiyatif olarak açıkçası kendim yapmıyorum. E, başkaları veyahut da hani yapan olabilir veya da bunu kendi rızamla yaptırıyorum deyip yaptıran e, gebelerimiz de oluyor. Ama ben e, açıkçası merkezimde buna e, cilt bakımı dışında hiçbir işlem yapmıyorum. Kalıcı makyaj dahil, lazer epilasyon dahil e, diğer işlemlerin hiçbirini e, maalesef yapmıyorum. Evet, onu da yani söyleyeceğim. Yani risk teşkil Sence etmemek de... gerekiyor. Nihayetinde bir can doğum yaptıktan sonra gelip rahatlıkla ne zaman isterlerse beklerim o zaman. Hatta sezeryan dikişi varsa o da yok edilir. Aynen. Başka <laughs> dikişlerle birlikte. Yırtıklarımız varsa hı -hı. yırtık tedavilerimiz de mevcut. E, hepsine e, gebelik sonlandıktan sonra e, gelip istediklerini yaptırabilirler. Bir de şunu çok merak ediyorum. Belki birçok kişinin sorusu olabilir. İşte sivilceler, akne'ler. Hı hı. Yani belli bir dönemde çıkıyor. Evet bir ergenlik döneminde çıkıyor ama bazı insanlarda onlar kalıcı bir şekilde kalabiliyor. Ya da bu su çiçeği Gizli. izleri de olabiliyor hı hı. mesela bazen görüyoruz hı hı. insanlarda. Bunlarda da etkili mi? fibroblast evet. işlemi evet bunlarda da etkili. Ee, şöyle akne skar izleriniz varsa, açık gözenekleriniz varsa fibroblast işlemiyle bunlara sonuç veriyoruz. Akabinde aynı zamanda cilt bakımında link işlemlerimiz de var. Mikro iğneleme işlemleridir. Hı -hı. E, fibroblastla birlikte e, bu işlemi birlikte uyguladığımız zaman e, gerçekten çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Evet. Peki belki yine birçok kişi soracaktır. Ben de hep sorduğum sorudur ağrılı işlemler midir, canımız acır mı, kaç seans sürer, nasıl bir yöntemdir diye belki birçok kişinin aklında var. Görüntüler var mı bu arada onunla alakalı? Görüntülerimiz vardı. Evet varsa Bayram Bey'den de rica edelim fibroblast en azından. Hani biz şu an konuşken Şu Bilmiyorum. an ekranda evet, zaten. Teşekkür evet teşekkür ederim ekip arkadaşlarıma. Ee, fibroblast işlemi normalde tek seansta sonuç veren bir işlemdir. Hı hı. Ee, eğer ki e, ameliyat iziniz çok derinse e, veya da e, yanık izleriniz vardır, yanık izleriniz çok derinse bunlara iki seans yapılabilir ama bunların seans aralığı da hemen Ayda bir şeklinde değil de 3-4 ayda bir şeklindedir. Çünkü fibroblast işlemi şöyle e, oradaki e, videoda izlediğiniz yaralar 5-8 gün içerisinde e, iyileşiyor. Hı hı. Sonrasında deri altında iyileşme ise 3 ayda kendisini tamamlıyor. Yani deri altında e, fibroblast hücrelerin çoğalması 3 ayda tamamlanıyor. 3 ay boyunca deri altındaki o elastikiyet artıyor, kolajen seviyesi artıyor e, ve bu sayede 3 ayda cildiniz... E, sıkılaşmış, gerginleşmiş oluyor. Lekeleriniz varsa lekelerde de keza aynı şekilde e, lekelerinizde de bu şekilde kurtulma sağlıyoruz. E, yanık tedavilerinde, dediğim gibi ameliyat izlerinde e, yani fibroblast aklınıza gelebilecek birçok yönde kullanılabilen güzel bir yöntem. Evet. Mesela dediğimiz gibi çocuk düşüyor, iz kalıyor, <laughs> dikiş izleri olabiliyor. Onun dışında sivilceler, Hı -hı. akneler belki birçok kişinin <laughs> Bir yerinde bir şekilde bir yarası vardır ya yani onu hatırlatan bir şey vardır. İşte o hatırlatmayı e, hatırlatmasın yani o görüntü o zamanı kötü bir anısı varsa hatırlatmasın diye bizde de fibroblast işlemi uyguluyoruz. Evet gerçekten güzel işlem. Peki şu da soruluyor olabilir. Daha tabletimi almadım bilmiyorum gelen sorularda da olabilir. Pahalı bir işlem. Fibroblast işlemi aslına bakarsanız e, ameliyat... Gözün Göz önünde bulunduracak olursak ameliyat yaptırmak mı fibroblast mı? E, ameliyat yaptıracak olan birine göre fibroblast gayet uygun e, maliyetli bir işlemdir. E, cilt germe işlemleri diyoruz mesela tüm yüze de fibroblast işlemi uygulayabiliriz. E, kişinin kırışıklıkları vardır, sarkmaları vardır, gıdı sarkması vardır. Biz tüm yüz fibroblast yaptığımız işlemle... E, aslında siz ameliyatla gerdirme işlemi yapmayı düşünecek olursanız arada bayağı afaki fark var. O yüzden hani fibroblast işlemi sonucunu düşünecek olursak gayet e, makul fiyatta işlemlerdir. Evet. Yani hasta günlük hayatına çok hızlıca dönebiliyor. Tabi aynı. Herhangi aynen. bir sıkıntı olmuyor. Sonrasında bir ağrı, acı ya da kullanması gereken bir şeyler oluyor mu? Ee, i̇lk e, ilk 2- üç gün e, sadece yüzüne kullanması gereken belli kremler var. Hı -hı. Onları e, onları da bizden temin ediyor e, yaptıran kişiler. E, onları da kullandıktan sonra ki bu kremler e, o bölgenin hızlı iyileşmesini sağlayacak kremlerdir. O yüzden yani onları kullandıktan sonra hızlı bir şekilde tekrar sosyal hayatına, iş hayatına devam edebiliyor. Evet. Mesela burada yapılan işlem fibroblast işlemi. Sıkar izi. Sıkar izi. Hı -hı. Hı -hı. Sivilce Hı -hı. E, gençlik döneminde geçirmiş olduğu e, akne ve sivilcelerden kaynaklı oluşan e, sıkar izlerine fibroblast işlemi uyguladık. Sonrasındaki bu danışanımıza mikronitling işlemiyle o bölgeyi birazcık daha e, pürüzsüz hale getirdik. Evet. Hı -hı. Yani tabii bu da şu da önemli. Bu konularda belki güzellik ve estetik deyince aslında işin içine kısmen yani bazen çoğu zaman aslında bence sağlık da giriyor. Hı hı. Yani hani insanlar dedik işte estetiğe önem veriyor, güzelliğe önem veriyoruz ama sağlıkla paralel bir şekilde devam ediyor. Onun için ben her zaman söylüyorum muhakkak bugün program içerisinde de geçeceğiz ehil ellere kendinizi teslim etmek Aynen. çok önemli yani sonrasında çok büyük sıkıntılar insanlar yaşayabiliyorlar hı hı. ki bu anlamda sen daha önce programlarda da konuşmuştuk yurt dışında eğitimlerini hı hı. aldın. Fibroblast Fibroblast aynı eğitimimi. şekilde yurt dışından aldım keza kalıcı makyaj eğitimi hı hı. ve diğer alanlardaki güzellik uzmanlığı eğitimlerimi de hepsini tamamladım artı usta öğreticilik belgemde var. Bu alanlarda fibroblast eğitimi almak isteyen, fibroblast uzmanı olmak isteyen kişilere de eğitimler veriyorum. Evet. Bu anlamda hı hı. da önemli tabii. Hani belki gittiğimiz yerler ya da işte hizmet alınan yerler güzel, estetik bir görünüm olsun derken hı hı. daha sıkıntılar insanlar yaşayabiliyorlar. Bunları zaman zaman görüyoruz. Hı hı. Onun için doğru merkezlerde özellikle belgeleri olan Aynen. işi ehli olan ve Hı -hı. eğitimini almış insanları Aynen. tercih etmek e, lazım. E, benim e, merkezime salonuma gelen e, danışanlarımız da hani ha, çalışan e, çalışma arkadaşlarım da, estetisyenlerim de belgelerini sorgulayabilirler. E, bütün çalışma arkadaşlarımın ki ben de dahil olmak üzere e, yaptığımız işlemler alanında hepsinin e, sertifikaları, eğitimleri mevcuttur. Evet. Şu an burada ne işlemi görüyoruz? Masaj. Burada masaj işlemi Hı -hı. var. Ee, peki şu da e, G5 masajı bu da. 5 masajı. Bölgesel zayıflama Hı -hı. bölümümüz. Şu an soğuk lipoliz yapılıyor. Pasif jimnastik evet. işlemimiz. Sizin erkek ayrı bölüm de var değil mi? Biz evet hem kadın hem erkek olmak üzere bütün hani gelecek olan danışanlarımızın hepsine hizmet veriyoruz. Hani lazer epilasyon, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, kalıcı makyaj, fibroblast, ayak sağlığı. Yani bu yaptığımız işlemlerin hepsini hem kadın hem erkek danışanlarımızın hepsine hizmet veriyoruz. Evet. Yani bunun alakalı yine erkek estetisyen Erkek estetisyenimiz de mevcut. Da çalışıyor Hı -hı. onu da söyleyelim. Belki hani beyler de artık bu işlemleri almak istiyorlar. Hı hı. Hatta yani beyler de bizi geçti mi acaba? Kadınları geçti mi biraz bu güzellik konusunda acaba? Yani şöyle konusunda? söyleyeyim, %50 danışanlarımız erkekse %50'si bayan. Hatta bazen evet erkek danışanlarımız bu %50'yi birazcık zorluyor, geçiyor bile yani o derece söyleyebilirim. ama hani insanın kendisine değer verip kendisi kendi Kişisel cilt bakımlarına olsun, kişisel bakımlarına özen göstermesi hem kadın hem erkek olarak bence olması gereken bir şey diye düşünüyorum. Kesinlikle Hı -hı. öyle. Yani kişinin kendine değer vermesi burada Aynen. çok çok önemli. Bir şeyler kendinize iyi hissetmiyorsunuz gidebilirsiniz. Bunun için kadın ya da erkek olmanıza gerek yok. Şimdi reklam zamanı sonrasında tabii özellikle kalıcı makyaj çok merak ediyoruz. Kaş tasarımları var işte bu böyle... Uyandığımda makyajlı gibi uyanayım uğraşmayayım ama şu rimelden de sıkıldım bir eyeliner zaten çekemiyorum dağıtıyorum diyenler sakın bizden ayrılmayın. Kalıcı makyaj işlemleri nasıl uygulanıyor, neler yapılıyor, nasıl yapılıyor hepsini detaylıca konuşacağız kısacık bir aradan sonra. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bugün güzellik anlamında, estetik anlamında, sağlık anlamında her şeyi konuşmaya devam ediyoruz. Konu başlıklarımız bugün çok çok özel. Güzellik deyince birazcık daha böyle sanırım televizyonun sesi açılıyor. Ben öyle yapıyorum. Yani acaba güzellik anlamında neler konuşuluyor? Yani aslında dediğimiz gibi güzellik deyince aklımıza sağlıkla da ilintili şeyler geliyor. Onun için hem böyle sağlığımız anlamında hem de güzelliğimiz, estetiğimiz anlamında konu başlıklarımız bugün çok çok özel. güzel ve cilt uzmanı, kalıcı makyaj uzmanı Emine Merve Serin Hanım bizlerle birlikte de dedik ki reklama gitmeden önce herkes şunu istiyor. Bilmiyorum ben de dahil çevremdeki bütün insanlar. Uyandığımızda makyajlı gibi uyanalım. Böyle kalkalım işte sanki işte Rimmel varmış gibi, <laughs> makyaj varmış gibi. İster istemez biraz bunu istiyoruz ya da Toplumda artık böyle hep çalışan ve bir yerlere yetişme mücadelesinde olan insanlarız. Makyaja çok fazla ayıracak zamanımız olmayabiliyor. Daha hızlı yaşıyoruz. Hı hı. E, i̇stiyoruz ki yani gittiğimiz işte ya da uyandığımızda makyajlı bir şekilde uyanalım. Bu sanırım mümkün. Artık mümkün. Artık mümkün. <laughs> Nasıl yapıyoruz peki bu işlemleri? Ee, kalıcı makyaj işlemi nedir? Ee, cildin epidermis tabakasına organik boyaların yerleştirilmesi işlemidir. Hani cilt fazla acımadan, hani fazla demeyeyim aslında acısız ve ağrısız işlemlerdir bunların hepsi. Eğer ki cilt acıyacak olursa veya da kanama olacak olursa işlemin durdurulması gerekir. Hmm. Ee, hassasiyet gösterilmesi gereken ince işle işçiliklerden birisidir aslında ee, kalıcı makyaj işlemi. Ee, kaş mikroblading, kaş pudralama veya da tozlama dedi. ...dediğimiz eyeliner, dipliner, dudak renklendirme e, gibi kalıcı makyaj işlemleri uyguluyoruz. Kirpiklere de e, düşünürseniz hani kalıcı makyaj olarak düşünürseniz kirpik lifting uygulamamız mevcut. Ciltte ise açıkçası hani çok fazla evet BB glow gibi işlemler var. Yok değil ama açıkçası ben cilde cilt bakımlarıyla cildinizi daha güzel pürüzsüz hale getirerek fondöten bile kullanmayacak cilt cildinizi oluşturmaya yönelik işlemler yapıyoruz. Hani cildinizi o kadar güzel temizliyoruz o kadar güzel pürüzsüz hale getiriyoruz. Lekelerinizden arındırıyoruz ki artık diyoruz ki siz fondöten kesinlikle kullanmayın. Çünkü cildiniz artık fondöten kıvamına geldi. Güzel bir cildiniz var. Bunun yerine gelin size işte kaşlarınız çok seyrekse çok fazla dökülmeleri varsa kaşlarınızda mikroblading yapabiliriz. Ee, kirpiklerinizde dökülmeler varsa veya kirpikleriniz de ince zayıfsa dipliner ve e, artı kirpik liftingle bunu da daha güzel e, bakışlarınızı anlamlandıracak güzel işlemler yapıyoruz. Dudaktaki e, pigmentasyon kaybınız varsa da buna da güzel bir şekilde e, dudak renklendirme işlemi yapıyoruz. Evet. Şu an kaş işlemlerini görüyoruz. Mesela hı hı. yapılmış kirpik lifting işlemi. Bu kirpik lifting şu an gördüğümüz. Yani kirpiklerde de belki çok fazla rimel gibi işte kimyasallar sürmek belli bir müddetten hı hı. sonra kirpikleri dökmeye başlıyor. Aynen. Ya da işte temizlemesi, arındırması birazcık daha zor oluyor. İşte makyajla uyuyakalıyorum ya kirpiklerde dökülüyor diyenler olabilir, makyaj temizlemekten hoşlanmayanlar olabilir. Hı -hı. Aslında dediğin gibi gerçekten çok önemli. Şu an kaşı görüyoruz Aynen. herhalde değil mi? Hı -hı. Mesela kaşta mikro liner işlemi. Bu dip liner işlemi. Evet hani şöyle üzerine siyah kirpik diplerine Hı -hı. uygulanan güzel bir işlem. Şey merak ediyorum belki mikro çok okuduğum bir şeydir eee internet siteleri mikroblading ilk seferde doğru yapılmasa sonrası düzeltilmesi zordur diye hep böyle duyuyorum. Doğru mudur? İlk yapan kişi mi önemli? Yani açıkçası evet bunu eğer ki kaşlarınıza hiç işlem yaptırmadıysanız bu işlemi e, gerçekten iyi bir uzmana yaptırmanızda fayda var. Çünkü geri dönüşü e, olmayan demeyelim de geri dönüşü zor olan bir işlem. E, çünkü artık evet kaş silme işlemleri de mevcut. Solüsyonla kaşları da silebiliyoruz. Ee, ama hani o ilk e, yaptırdığınız o kaş formundan ve o kaş boyasından çünkü e, kullandığımız o kaş boyaları sizin kaşlarınızın kıl rengi ne renkse o renk uygulanması lazım. Onun bir ton aşağı veya da bir ton üstü uygulanacak olursa sizi yüz ifadenizi oldukça değiştirecek bir evet. e, duruma sokabilir. O yüzden kaşlar bu hususta çok çok önemli. Uzman kullanılan boya kullanılan teknik çok çok önemli bu hususta. Yani mesela bazen anlıyoruz yaptırdım işte normalde bu işlemler 6 ayla 1 yıl arası mı sürüyor mesela yapılan mikro bileşik ee, işlemler? E, cildin e, cilt yapısına göre Hı -hı. değişiyor eğer ki cildiniz çok yağlı ise 6-8-10 ay e, karma bir cilde sahipseniz 12-15 ay ama kuru bir cilde sahipseniz 15-18 ay e, kalıcı makyaj işlemleri mikro e, kalıcılığı bu, bu sürededir. Yani bizim için aslında kalıcı makyajdaki en ideal cilt tipi de zaten kuru ciltlerdir. Kuru ciltler. Hı hı. Evet. Özellikle bu mesela T bölgesinde yağlı oluyor. Kirpik şey kirpik diyorum kaşlarda hemen hı hı. herhalde renk değişimleri olabiliyor. Yani bu bazen boyanın kalitesiyle de alakalı olabiliyor. Aynen onu söyleyecek. Yaptırdım diyor hemen diyor gitti diyor mesela. Bu boyanın kalitesiyle ve uygulama şekliyle çok alakalı. Hı hı. E, kişinin... E, ne kadar e, yani kullandığı iğnesinden tutun da dediğim gibi teknik çok önemli bu hususta e, boya da çok çok önemli kullanılan boyanın içeriği çok çok önemli e, bazı boyalarımız var e, demir içeriği çok fazladır ve bu da ne yapar işlem yapılır. İşlem yapıldıktan birkaç ay sonra kaş renginde değişme kızıl'a dönmeye başlayabilir mora dönebilir yeşile griye de dönebilir laciverte dönebilir. De debilir işte bu hususta evet kullanılan boyanın da kalitesi çok çok önemli uygulama tekniği teknik dememin sebebi hani tekniğin üzerine çok vurguluyorum çünkü gerçekten teknik o kaşın yaptırdığı, yani kalıcı makyajın sürdürülebilirliğini Uzun ne kadar sürede kullanılabileceğini çok güzel e, ortaya koyuyor. Ki doğallığı da e, bozmadığı için o yüzden tekniğini de üzerine basıyorum. Kullanılan boya ve tekniği uzmanına e, giderlerse eğer ki yaptıracak olan kişiler e, merkezime beklerim açıkçası. Evet yani bunun için şöyle mi yapmak lazım? Mesela kaş yaptırmaya karar verdi biri hı hı. geldi size yani uygun olup olmadığını o an için muhakkak söylüyorsunuz değil mi? Hı hı. ya da işte bir kaş istiyor elinde bir şeyle geldi. Genellikle herhalde estetik olan durumlarda bir örnek vardır, Aynen bir rol var. model hı hı. vardır e, ya da kişiye bırakır. Hı hı. Mesela öncesinde çizimler yapılıp o kişi kaşı hakkında fikir sahibi oluyor mu? Hiç yapılmadan nasıl bir kaş olacağı tasarım İlk alakalı. İlk Öncesinde demomuzu yapıyoruz. Hı hı. Demo derken de şu şekilde o kişinin altın oranını yüz kaşlarının altın oranını alıyoruz olması gereken veya da hani o kişinin yüzüne uygun olan kaş stili budur. Yani bizim dediğimiz şekil budur. Onu da kişiye gösteriyorum açıkçası. Hani bu sizin de öneri yani sizin bunu kabul etmeniz de önemli. Evet ben oraya kaş çizerim ama benim beğendiğimi kişi bunu beğenme edebilir. Emine Hanım Kaşıma şu kısmı şu şekilde olsa veyahut da bu kısmı bu şekilde olsa ilk önce demomuzu bu şekilde yapıyoruz birlikte karar veriyoruz. Kişi bunu onayladıktan sonra işlemimize geçiyoruz. Evet, yani yapılmadan önceki halini tabii görüyor. Görüyor kişi. Evet. Peki yapıldıktan sonra ya tabii bu her sektörde değişir. İşte saçını boyatır, rengi kendi beğenmiştir ama beğenmez. Yani hanımlar çeşit çeşit olabilir. Hı -hı. Mesela yaptırdı. Çok istediği gibi olduğunu düşünmüyor. Aslında kaç güzel oldu. Geri dönüşü oluyor mu? Şöyle biz kalıcı makyaj işlemlerinde seans ve kontrol şeklinde Hı -hı. yapıyoruz. E, diyelim ki e, geldiniz kaşınızı yaptık formu beğendiniz her şeyi beğendiniz zaten bunun süreci vardır Şu o süreci anlatayım İlk bir hafta kişinin gözüne çok koyu gelebilir derken ya bu çok koyu oldu hatta ertesi gün e, arayan birkaç danışanım bile Hı -hı. olmuştur Emine Hanım kaşlarım çok koyu veyahut da çok kalın e, veyahut da çok ince oldu her zamanki söylediğim şey şudur, biraz sabredin. Bu bu süreç geçecek. İlk bir hafta koyudur. İlk bir haftadan sonra hatta kişi bu sefer şöyle der, emin ol benim kaşlarım pullandı, döküldü. Evet. Kaşımdan eser kalmadı. Sabredin, biraz daha bekleyelim. 15 gün sonra aha, kaşlarım yerine gelmeye başladı ve e, 30. gün biz kontrol işlemi yapıyoruz. E, diyoruz ki dökülen dökülebilir, kalan kalabilir. Korkmayın. Kontrole geldiğinizde hepsini tamamlayacağız. Sonrasında kontrole geliyorsunuz. Kontrolde tekrar e, dökülen, akan yerler olabilir, tutmayan yerler olabilir. Onların üzerinden tekrar geçerek işlem yapıyoruz. Ve bu sayede ne oluyor? Tekrar eski e, beğendiğiniz kaşınıza kavuşuyorsunuz. Kontrol işleminden de bir hafta sonra kaşlarınız doğal görünümüne kavuşuyor. Evet. Yani gerçekten o ilk yapıldığı hı hı. zaman bir önce bir gözün bir alışma süreci oluyor. Hı hı. Çok kalın geliyor ama o kalınlıkta sonrasında çok fazla hı hı. ciddi anlamda o koyuluktan eser kalmıyor. Kalmıyor herhalde. evet. Evet. Biraz sabretmek gerekiyor galiba. Evet bu süreç birazcık e, sabır istiyor. Evet yani peki o zaman çalışma hayatında olanlar yaptıktan sonra ertesi gün işe gidebilirler değil mi? Aynı gün bile. Aynı yani gün şöyle bile. söyleyeyim öğle arası tatilinde geldi diyelim ya da sabah geldi öğleden sonra işe gidecek. Sabah gelip kaşlarını yaptırıp e, iş hayatına devam edebilir. Birçok danışanım da var kaşlarını yaptırdıktan sonra e, akşam gezmelerine, düğünlere, e, etkinliklere katılan danışanlarım da var. Herhangi bir e, zararı yok. Ki şöyle söyleyeyim 3 gün boyunca kalıcı makyaj işlemleri yapıldıktan sonra 3 gün su değmemesi gerekiyor. Hı hı. Özel bir kremimiz var bunu danışanlarımıza veriyoruz. Sadece o kremi kullanıyorlar. Bakımlarına özen gösterdiğiniz sürece hiçbir şey olmaz. Bu krem falan sürmesi gerekiyor mi? Vazelinler falan sürüyor herhalde. Ya vazelin de sürülebilir daha? evet ama hı hı. bizim hani kendi güzel küçük bir kremimiz var. Onları veriyorum danışanlarıma. veya vazelin, vazelin de sürülebilir. Hı hı. Ama vazelin veyahut da hani o tarz kremler kullanmanız gerekiyor derken de hani yoğun bir şekilde süreceksiniz değil. Minimal bir şekilde oradaki <laughs> deri kuruyacak, kur, kurumaması gerekiyor. Hani oradaki kabuğu attırtmamak gerekiyor. Sadece minimal bir şekilde nemlendirdikten sonra... Ee, hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Evet pudralama işlemini merak ediyorum. Nasıl bir işlem? Pudralama da cihazla yapılan bir tekniktir. Hı hı. Mikroblading, blade küçük iğneleri vardır. E, blade o şekilde yapılıyor mikroblading. E, pudralama tekniği ise cihazla yapılan e, sadece hani e, cihazı yoğun bir şekilde e, deri altına e, boya yerleştirme işlemi kıl tekniği değildir. Sadece nasıl ki makyaj yaptığınızda kaş pudrası sürdüğünüzde veyahut da kaş farı sürdüğünüzde o görüntüyü elde ediyorsanız biz kaş pudralama veyahut da tozlama da da bu tekniği elde ediyoruz. Ama evet. bu kalıcı oluyor. Bu kalıcı oluyor. Hı -hı. Ya şu olabilir. Ben doğal istiyorum. Hı -hı. Kendi kaşım gibi istiyorum. Yani bakıldığında hiç kimse anlamasın istiyorum. Trend yani Hı -hı. herkesin istediği bu Hı -hı. yani olsun işlem olsun ama kimse anlamasın yani gerçekten öyle yani doğallıktan ödün verilen hiçbir şey güzel olmuyor. Hı -hı. ya Özellikle burada herhalde doğallığa da ciddi anlamda önem veriyorsunuz. Aynen ee, şöyle e, mikrobladingde e, doğallık düşünüyorsanız kıl tekniğini öneriyorum açıkçası e, ve birçok danışanımda şöyle söyleyeyim yaptığım microblading işlemlerinden sonra... E, doğal olarak tepkileri merak ediyorum kontrole geldikleri zaman nasıl tepkiler aldınız kaşlarınızla alakalı yorumlarını neydi hani bir öğrenebilir miyim diyorum Emine Hanım kimse fark etmedi hani bana kimse bir şey sormadı hani ben de bilerek söylemedim diyenler de oluyor açıkçası. Hani o derece doğal oluyor ve ben de bunu seviyorum açıkçası. Evet yaptırmak istiyorum ama belli olsun istemiyorum diyenler çok fazla. Ben de kişilerin isteyene yönelik işlemler yaptığım için gayet güzel sonuçlar elde ediyoruz. Tam tersi de oluyordur değil mi? Yani Emine Hanım öyle bir şey olsun ki herkes merak etsin evet, sorsun. Evet onu da <laughs> o da oluyor. O, onda da aynı yine aynı şekilde danışanımın isteği üzerine yönelik gidiyorum. Mesela normalde benim yaptığım e, kıl renginin tonuna yönelik işlem yaparım ama diyor ki Emine Hanım bir ton daha koyu olsun. Aslında önermem yapmam çünkü hani e, koyu görünmesini istemeyiz. Farklı, farklı bir renk tonu çıksın istemeyiz. Ama bazı özel danışanlarımın hani isteğine göre bir ton koyu yapıp evet kaşlarım yapıldığı belli olsun diyenler de oluyor. Onlara yönelik işlemler yapıyorum. Evet yani kişinin ne istediği hı hı. doğru teknikte buluşulduğu zaman ortaya güzel işler çıkıyor. Mesela hı hı. şu an ne görüyoruz burada? Burada mikroblading işlemi, promiş Mikro hali. Evet. Evet. Peki yani ağrısız işlemler dedik ama hani küçük minik iğneler deyince, işin içine hı hı. iğne girince ister istemez insanlar biraz tedirgin olabiliyor. Ağrılı acılı bir işlem mi biraz? Yani şöyle söyleyeyim, ağrılı bir acılı bir işlem değil çünkü e, mikroblading işlemlerinde, kalıcı makyaj işlemlerinde kanamanın sıfır Hı -hı. o düzeyde olması gerekiyor. Eğer ki kanama olursa, eğer ki işlem yaptığımız bölgede şişme olacak olursa bu işlemi durdurmamız gerekiyor. O yüzden hani benim yaptığım işlemlerde kesinlikle sıfır acı, sıfır ağrı ve e, minimal acı olduğu için hani hiç de acı hissetmesin diye aralarda sadece sıvı bir anestezi geçiyoruz. O acıyı da hiç hissetmiyor ve gayet rahat güzel e, sonuçlarda elde ediyoruz. E, kanama çok olacak olursa dediğim gibi ağrı çok olacak olursa boyanın tutması da e, az olur. O yüzden hani tekniğimiz ona göre işlem yapıyoruz. O yüzden hiç korkmadan rahatlıkla gelebilirler. Bir gelince hepsini bir anda yapmak mümkün mü? İşte kaşlarımızı yaptıralım, kirpiklerimizi yaptıralım, dip linerımızı bir de dudağı koyulaştıralım. Hepsi bir anda yapılabilir mi? Ee, şöyle yaptırabilirsiniz ama diplinerla kirpik liftingi aynı e, zamanda yapamayız. Çünkü e, dipliner dediğimiz şey bizim kirpik diplerine uyguladığımız bir e, kalıcı makyaj işlemi. Kirpik lifting ise içerisinde keratin e, barındıran e, bir e, kirpik sabitleme içerisinde vitamin de var, bunlar da var. Minimal minimal de olsa biz kirpik diplerine ufak ufak e, hücreler yerler açacağımız için, gözenekler açacağımız için o keratin olsun ya da işte vitaminler olsun o bölgeye gelip de herhangi bir komplikasyon yaratmasını istemeyiz. O yüzden dipliner ve kirpik lifting'i bir arada olmaz ama kaş, dudak, dipliner bunları bir arada yapabiliriz veyahut da dipliner düşünmezsiniz. Kaş, kirpik lifting, dudak bunların hepsini bir arada yapabiliriz. Lifting için ee, i̇pek kirpik uygulaması var mı bilmiyorum ama İpek kirpik uygulaması yapmıyorum. Sağlıklı bulmadığım için Hı -hı. yapmıyorum açıkçası. Çünkü kirpiklerimize kendi olan kirpiklerimize bir yapıştırıcı maddeyle kirpik yapıştırılıyor ve evet. e bu yapıştırıcının çok büyük riski var göze ufacık bir damlası bile gözü kör etme riski olduğu için açıkçası e, sağlıklı bulmadığım için kendi kirpiklerini de döktüğü için açıkçası ben önermiyorum. Ha yapan yerler var onları da saygıyla karşılıyorum yapabilirler. Ki onu da yapıyorlarsa evet gerçekten işin kendi gerçek uzmanına yaptırmalarını tavsiye ederim. Evet liftingde özellikle hı hı. Hani, ipek kirpik için bu çok söylenir kirpikleri döktü ama lifting içinde besleyici dedin vitamin var hı hı. Dedin, tam tersini mi düşünmek lazım? Hani keratin saçta da keratin kullanıldığı hı hı. zaman saçları uzatma hı hı. etkisi olan bir malzeme. Yani kirpikte de böyle etkiler oluyor mu işte kirpiği çok böyle sıkıntılı olanlar. İşte ya da ne bileyim kirpim seyrek seyrek diyenler için de böyle bir besleyici özellikle taşıyor. Aynen Şöyle kirpik lifting e, hem besleyici hem kullandığımız e, materyaller, ürünler su bazlı olduğu için kirpiye ya da göze herhangi bir zararlı, alerjik reaksiyon göstermeyen ürünler bunlar. E, kirpik lifting de keratin, vitamin ve artı boya da yaptığımız zaman cild, e, kirpikleriniz e, besleniyor ve daha çok hacimli görünüme kavuşuyor. Evet. Ne kadar farklı oluyor değil mi? Yani iki evet. fotoğraf arasında baktığımız zaman insanların bakışları değişiyor. Aynen. Yani bakış değişiyor ondan sonra insanların kendine olan özgüveni değişiyor değil mi? Yani, Tabii, isim ya, isim yani her etkiliyor. kadın da olsun erkek de olsun muhakkak aynaya baktığı zaman kendisini şöyle bir güzel görmek ister. Bizim işimiz de insanları mutlu etmek açıkçası gelen danışanlarım da sağ olsunlar mutlu ayrılıyorlar. Gerçekten yüz ifadenizi çok çok değiştiren işlemler bu kalıcı makyaj işlemleri. Peki mesela dudakla alakalı dudak renklendirme Hı -hı. yaptık sürekli tekrar mı etmemiz lazım? Dudak, dudak renklendirme lazım. de aynı ee, çok fazla kontrole gerek kalmıyor ama dudak renklendirmede seans ve kontrollü bir işlemdir ve dudak e, renklendirmenin kalıcılığı ise e, kaşa göre birazcık daha farklıdır. 2-3 e, sene rahatlıkla kullanabilirsiniz dudak renklendirmeyi. 2-3 yıl kadar Hı -hı. Aa, çok güzel hani şu gelebilir akla işte yarısı kaldı yarısı çıktı gibi olabilir mi diye. Öyle bir şey oluyor mu acaba? Öyle bir şey olmuyor. Ee, hı hı. İşlemi düzgün yapıldıktan sonra, sadece bir e, ilk bir haftadan sonra hani e, kaçta anlattığım gibi hafif pullanmalar, dökülmeler oluyor. Ama o sonraki yani en son e, dudak iyileştikten sonra renk kendi yerine tam oturuyor. Evet. Yine tabii hani e, bir uş sürdüm çıktım ne kadar havam değişti deniliyor ya. Yani bu sürekli hı hı. böyle. İşte dudağınızda güzel bir rengin olması tabii dediğimiz gibi insanın özgüvenini de sağlıyor. Ee, bu da çok çok önemli. Özellikle günlük hayatta çok makyaja zaman ayırmak istemeyenler için ya da böyle yataktan kalktığım zaman bile makyajcı olayım diyenler için. E, özellikle hani makyajın dağılma, tazeleme ya da işte bir zaman ayırmanız gerekiyor isterseniz. Ya da makyajı çok sevmiyorsunuz, abartılı şeyleri sevmiyorsanız. Aslında gerçekten de çok etkili yöntemler diyebiliriz. Bunun içinde. de e, ee, Emine Hanım'a ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi onun dışında merak ettiğim başka konu başlıklarından bir tanesi lazerler. Hı hı. Belki bununla alakalı çok fazla soru geliyordur. Hemen hemen çoğu bayanın artık bayan demeyeyim erkekler de dahil onu da dahil ediyorum. E, ee, lazer uygulamasını kesinlikle artık bu önceden belki çok lükstü. İşte belki de her yerde yoktu ama artık şimdi böyle sizin gibi güzel merkezlerde hı hı. de uygulanan işlemler. Nasıl yani yıllar öncesine baktığında şu anda artık lazer çok alt yaşlara da indi ve herkesin de kim olursa olsun uygulamak için geldiği lüks bulmadığı bir uygulama herhalde. Aynen. Kişisel e, bakım evet. konusunda artık üst sırada lazer epilasyon ki evet dediğiniz gibi yaş sıralamamız da biraz daha düştü. E, biraz daha düştü derken de şöyle ergenlik çağına girmiş kız çocuklarımızda regli olmuş ve üzerinden 3-4 sene geçmiş ve düzenli regli e, olmaya başladıktan sonra kız çocuklarımızda lazer epilasyon yapabiliriz ki artık anneler için de bir e, kolaylık oldu. Hani e, ağda veyahut da o tarz şeylerle uğraşmaktansa gidelim lazer epilasyonumuzu yaptıralım e, ve kalıcı olarak kesin olarak bunlardan kurtulalım diye. E, kız çocuklarımızda da erkek çocuklarımızda da, da e, lazer epilasyon e, Yaşı evet dediğiniz gibi düştü. Ve evet. e, talepler de çok fazla. Beyler de artık tercih ediyorlar değil mi? Aynen. Evet. Hı hı. Yani bununla alakalı sizin yine beyler özel hı hı. yeriniz var. Onu da söylemiş hı hı. olalım. Erkek estetisyenimiz hı hı. mevcut. Erkeklerde de e, tüm vücut olarak e, lazer epilasyon işlemleri uyguluyoruz. Evet. Yani yaş olarak tabii özellikle dediğimiz gibi ergenlik döneminden sonra ve yaş olarak üst yaşı var mı? Ya şu yaşa kadar yapılır denilebilecek ya da üst yaş açık mı birazcık daha? Üst yaferdi. yaş açık açıkçası. Ee, çünkü bizim 60 yaş üstü e, amcalarımız da geliyor. Kulaklarından dolayı rahatsız olan amcalar geliyor mesela. Onlar da kulaklarındaki kıllardan kalıcı olarak kurtulmak istedikleri için kulaklarına lazer epilasyon işlemi yapıyoruz onların da. Hani bir yaş şeyi yok. E, sınırlaması yok. Kıllarından rahatsız olan, istenmeyen tüylerinden rahatsız olan danışanlarımızın hepsi gelip lazer epilasyon işlemi yaptırabilir. Evet. Yani artık lazer de çok gelişti. Hı hı. Ee, soğuk lazer uygulaması var. Ee, mesela normal işte o bilinen bir yöntem var. Bir cihazın adı herkes biliyor artık onu. <laughs> ee, soğukla bu bahsettiğimiz yöntemin arasındaki farklar neler? Belki çok böyle acı çekmekten korkanlar olabilir lazer uygulamalarında neler söylemek istersin? Lazer epilasyon aslında öyle çok korkulacak işlemler değil. Acısız ve ağrısız işlemlerdir. Evet özel bölgelerde belki biraz acı e, hissedilebilir ama o acı da dediğim gibi kalıcı. O bölgede kal yani o e, bölgede kalıcı bir acı değildir. İşlem işlem yapılır. O acı hissiyatınız orada kalır ve gider. Bu kısa süreli bir şey. O yüzden hani çok korkulacak işlemler değil. Açıkçası e, yaptığımız işlem Kalıcı olarak sonuç veriyor yani. Kıllarınızdan kalıcı olarak kurtuluyorsunuz. Ee, soğuk üflemeli, yani evet birçok e, lazer cihazı artık mevcut. E, önemli olan, şöyle söyleyeyim, e, cihaz evet çok çok önemli. Cihazların hepsi çok çok önemli ama önemli olan bu cihazı kullanan e, uzman kişiler. Bu kişi ne kadar uzmansa o e, işlemi ona yönelik yapar ve kişi de ona göre sonuç alır. Evet, bu da gerçekten hı. çok çok önemli. Lazerle alakalı nelere dikkat etmek lazım? Özellikle çok soruluyordur, lazer yanıkları hı hı. yandım, nasıl olacak, nasıl telafi edilecek? İşte güneşe tatile gideceğim, önümüz yaz, öncesi mi sonrası mı, lazer uygulamaları nasıl yapılmalı? E, Hollywood cilt bakımları, hepsini detaylıca konuşacağız kısacık bir aradan sonra. Son aramızdan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz Emine Merve, Serin Hanım bizlerle birlikte. Özellikle tabii bizim söylememiz gereken ve ifade etmemiz gereken bir konu başlığı var. Kendisi de yine kalıcı makyaj ve birçok anlamda da eğitimler veriyor. Evet. Bununla ilgilenenler olabilir, eğitimini almak isteyenler olabilir. Bu yolculukta güzel bir yerden eğitim almak istiyorum diyenler olabilir. Bununla alakalı mesela nasıl... E, eğitimler oluyor. Fibroblast eğitiminde e, fibroblast alanında neye dikkat edilmesi gerekiyor? Hı -hı. İşlemin nasıl yöntemleri var? Yani her yöntem. yöntemi hem hangi yönteme yani hangi uygulamaya nasıl yöntemle yaklaşılacağı veyahut da kişiye karşı nasıl yaklaşımda bulunacağı da alakalı olsun. Hem teknik hem pratik eğitimler veriyorum. Bir haftalık süreli bir eğitim bunlar. Artı cihazını da yanında veriyorum. Ve hani diyorum ki tek fibroblast uzmanı olmak olmaz. Konya sadece bir kişi değil birkaç kişi de olsun dediğim için e, fibroblast uzmanları da eksik e, çünkü yani bu alanda evet e, cihaz alıp da işlem uygulamak değil e, hangi işlemi neye neye göre uyguladığını bilmek de çok çok önemli e, o yüzden fibroblast eğitimlerimiz bir haftalık e, bir eğitim e, içerisinde cihaz da var e, ve birebir birlikte uygulamalar yapıyoruz ve kişi kendinden emin olana kadar ve ben onun yanında e, bulunuyorum aynı zamanda microblading kalıcı makyaj işlemlerinde de e, eğitimlerimiz var. Ee, onda da yine aynı şekilde e da tekstilerinden tutun, uygulayacağı iğnelerden, kalemlerinden, boyalarından tutun bunları da temin ediyoruz. Yine aynı şekilde hem teorik hem pratik olarak eğitimler veriyorum. Bu da yine aynı bir haftalık süreçte bir eğitim. Kişi kendinden emin olana kadar eğitimlerini veriyorum, ödevler veriyorum. O alanda birebir işlem, ödev pardon birebir eğitim olduğu için de kişi gerçekten aldığı eğitimden kendinden emin olunca tekrar birebir kendisi işlemlerine devam edebiliyor. Evet bu da çok önemli. Aynen. Bu konuyla alakalı da sevgili izleyicilerimiz ekip arkadaşlarımızla paylaşıyorlar. Ee, sevgili Emine Merve Serin'e e, Emma Beauty'e ulaşabilirler. Onu da söylemiş olalım. Bence çok da güzel e, bu anlamda da verdiğin Hı -hı. eğitimler Hı -hı. ve fibroblast neden Konya'da e, birçok kişide de yapıyor olmasın önemli tekniklerden yöntemlerden bir tanesi. Şimdi reklama gitmeden önce Lazer yanmalarından insanlar çok korkuyorlar. Ya da işte diyor ki tatil'e gideceğim, öncesinde mi yaptırmam lazım? Ya da tatilden geldikten sonraki kısımda özellikle güneş yanıkları, bronzlaşanlar için ne kadar zamanda, periyotta yapmak lazım? E, lazer epilasyonu öncelikle e, bu işin uzmanı olan kişiye yaptırmaları öncelik şartımız. bir diğer yanıklarda eğer ki oldu oluşabilecek şeylerdir bunlar. Diyelim ki yanık oluştu. Hemen tekrar uzmanına başvurup böyle bir sonuçla karşılaştım ve ne yapabilirim ki bu uzmanın da evet böyle bir durumla karşılaştıysanız size bunun gibi yani tedaviye yönelik de size yardımcı olması gerekiyor. ve Tatil öncesi mi tatil sonrası mı dediniz? Tatil öncesi açıkçası lazer epilasyon yaptırmanızı öneririz. Çünkü tatilden sonra cilt bronzlaşacağı için lazer epilasyon da uygun bir cilt durumu olmayacaktır. Tatilden sonra bir, bir buçuk ay sonra cilt kendisine gelip toparlandıktan sonra lazer epilasyon işlemleri yaptırmanızı öneririm. Mesela lazer yaptırdık yazın. Genellikle hep şunu da duyuyorum. Kış dönemi lazeri bitirmek. Yani en azından iyi bir hale getirmek. Mesela yazın lazer yaptırdık işte kol bölgesi yaptırdık açık bir alan hı hı. ya da yüz bölgesi yaptırdık açık bir alan. Güneşe çıkmamak ya da koruyucu bir şey sürerek mi çıkmak lazım? Diyelim ki yaptırdınız kesinlikle ve kesinlikle güneş koruyucunuzu kullanmanız gerekiyor. Hı hı. Bu e, aslında güneş koruyucu sadece yazı özel değil kışın da kullanmanız gerekiyor. E, ne kadar cildinizi e, güneş ışınlarından e, UV ışınlarından korursanız o kadar e, sağlıklı bir cilde sahip olursunuz ki e, yanmalardan da o da derece korunmuş olursunuz kesinlikle yani özellikle yani bu şu havada güneş var mı demeyin Ben iki yıldır adet haline getirdim muhakkak makyaj yapacak olsam bile o güneş kremini muhakkak hı hı. sürüyorum bu bir sadece güneşi havalarda ya da tatile gittiğimizde Hı -hı. öyle bir alışkanlık var. Tatile gittiğinde güneş kremi sürüyor. Ya da yazın. Ya da yazın sürüyor. Yaz diye. değil ki. Hani şu, bunu diyen çok fazla oluyor. Emine Hanım yaz değil ki diyor güneş kremini Niye neden söyleyeyim? kullanacağım. Hayır. Halbuki öyle bir şey yok. Ee, elimizdeki telefonlardan tutun, evdeki floresan ışıklarından ki siz daha fazla spot ışıklarına maruz evet. kalıyorsunuz ki sizin lekelenmeleriniz daha fazla olur. O yüzden sizin... E, günlük ve bütün mevsimler boyunca e, düzenli olarak güneş kremlerini kullanmanız gerekiyor ki artık herkesin güneş kremlerini kullanması gerekiyor e, o yüzden hani yaz-kış ayırmamak lazım evet artık ayırmamak lazım kesinlikle alışkanlık haline <laughs> getirin yani yüzünüze sürdüğünüz bazın yanına koyun. Yani bazen baza bile ihtiyaç kalmıyor. Ben güneş kremini sürüyorum. Hı hı. Başka da hiçbir şey sürmüyorum. Hı hı. Zaten yeterince nemlendiriyor ve cildi de iyi geliyor. Özellikle iki yıldır ben de bir alışkanlık hı hı. haline getirdim. En güzel alışkanlıklardan evet, biri cilt kesin. için. Evet gerçekten kesinlikle kendime kazandırdım. En güzel alışkanlıklardan bir tanesi. Şimdi gelelim cilt bakımına. Hı hı. Bence benim kendimi en iyi hissettiğim yerdir diyebilirim cilt hı hı. bakımı için. Gerçekten ehil bir elde de güzel hı hı. bir şekilde yapılıyorsa cilt bakımı önemli. Belki şunu söyleyenler olabilir. Ya ben makyaj yapmıyorum ama cilt bakımı yaptırsam ne yaptırmasan da ya da ben evde rutin bir şeyler kendim yapmaya çalışıyorum diyenler de olabiliyor ki pandemide hepimiz yüzümüze gözümüze muhakkak evde cilt bakımları bir şeyler yaptık. Hı hı. Kesinlikle uzman ve o teknolojik yöntemlerle birlikte o cilt işlemlerinin bir uygun bir merkeze yapılması lazım kesinlikle lazım. Evdeki yaptığımız aslında e, bilinçsiz de e, aslında cildimizi e, yıpratan pozisyonlara da getiriyoruz. Böyle ciltlerle de çok fazla karşılaştık. Biz bu pandemi süreci bittikten sonra da e, gelen danışanlarımızda cildinizi çok yıpratmadan cilt bakımı işlemi yapmanız lazım. E, Profesyonel ellere kendinizi teslim ettiğiniz zaman ki e, cildinizdeki rahatlamayı, cildinizin nefes aldığını hissedersiniz. Ama evde siz bunu cildinizde buhar yani çok fazla gelen oldu böyle Emine Hanım buhar makinesi aldım cildime buhar veriyorum yanlış aslında o cilde ne kadar buhar vermeniz de bilmek gerekiyor evet. her cilde aynı dakika boyunca buhar verilmez ki buhar kimi cilde iyi gelirken kimi cilde de yıpratır ki çoğunlukla da yıpratır kurutur o yüzden hani evde evet bizim yönlendirmelerimizle cilt bakımlarınızı yapabilirsiniz. Evde kullanım kullanım için verdiğimiz ürünleri nasıl kullanacağınıza yönelik anlattıklarımızı evde yapabilirsiniz ama derinlemesine bir cilt temizliği, derinlemesine bir bakım istiyorsanız ayda bir şeklinde cilt bakımlarınızı yaptırmanızı tavsiye ederim. Ya ben öyle diyorum. Yani makyaj yapıyoruz, tam arındıramıyoruz. Hı hı. En iyi çıkarıcıyı da kullansak yani onu şöyle test edebilirler. İşte makyajınızı çıkarttınız, sonra duşa girin çıkın. Duştan sonra bile yüzünüzü her ne kadar şey de yapsanız, hı hı. yüz kesesi de yapsanız, çıkınca yine o havluya dokunduğunuzda beyaz bir havlu, yine o makyaj kalıntılarını hı hı. ya da yüzünüzdeki kalıntıları görebiliyorsunuz. Ya yani demek ki çok evdeki yöntemlerle cildimizi arındıramıyoruz. Bir de kullanılan ürünler de çok çok o önemli. Da mı önemli. Evet yani evdeki kullandığımız ürünlerle bizim e, kabinlerimizde kullandığımız ürünler e, gerçekten e, temizleme konusunda içerik konusunda birazcık daha farklı içeriğe sahipler. Kullandığımız ürünler birazcık daha profesyonelliğe yönelik olduğu için cildi daha güzel nefes aldırıyor, cildin gözeneklerini daha güzel temizliyor. O yüzden e, evet profesyonellerin yaptığı cilt bakımlarıyla ee, evdeki kullandığımız ürünlerle yaptığımız cilt bakımları arasında büyük fark var. Şimdi e, bizim de e, kabinde kullandığımız ürünlerle ev devam olarak verdiğimiz ürünlerimiz artık eşdeğerde. Gelen danışanlarımız cilt bakımını yaptırdıktan sonra bizden temin ederlerse aynı e, temizliğe e, yakın e, ciltlerini temizleyebilirler. Evet. Yani bunun rutini ayda bir. Aynen. Çünkü cilt e, insan vücudundaki derilerimiz bizim ayda bir değiş yenilenir ve biz bu ölü deriyi atabilmemiz için ayda bir e, cildimizdeki o ölü deriyi keratin e, tabakayı arındırmamız gerektiği için ayda bir şeklinde e, cilt bakımını yaptırmanızı da tavsiye ederim yani fayda var. Evet mesela az önceki geçen cilt işleminde şu an mesela bu işlemimizin evet, bu çok adını... akneli e, 16-17 yaşlarında olması gerekiyor. Bir erkek danışanımız. Cildinde çok fazla akne ve siyah nokta var. Hı hı. Cildi şu an temizlendi. Gözenekleri arındırılıyor. Cildine yönelik ürünler kullanılıyor burada. Sürekli temizlenmesinin sebebi o. Antibakteriyel ürünler kullanıyoruz. Komedanlarla cildi temizleniyor ve şu an high frekansta da bakteriler bakterilerin Sivilcelerden oluşan bakterilerin ölmesini sağlıyoruz. Ya böyle çok sivilcelerini sıkan insanlar oluyor ya da siyah noktalarını sıkan insanlar oluyor. Doğru hı hı. bir şey mi? Yanlış. Sivilceleri sıkılmaması gerekir. Çünkü biz bu sivilceleri de zaten cilt bakımlarında sıkmayız. Ee, high frekans gibi e, işlemlerle onların kurumasını sağlarız. Hı hı. Sıktığımız zaman o içerisindeki o bakterilerin, sarı sıvı onun içerisinde bir çok bakteri var. Elimize bulaşabilir. Kişi evde patlattığı zaman, sıktığı zaman o eline bulaşacak yüzüne her tarafına sürecek bu sefer diyecek ki bu sivilce buradaydı bu sivilce bu sefer burada, burada çıktı. çıktı. Çünkü neden? Elimizi yüzümüzün her tarafına sürebiliyoruz yani farkında olmadan istemsiz bir şekilde. Ee, o yüzden sivilce sıkılmaz. Siyah noktanın da sıkılmamasını tavsiye ederim. Çünkü siyah noktayı doğru bir şekilde sıkmadığımız için bu sefer de orada iz bırakıyoruz. Bu tarz izlerin, lekelerin veyahut da sivilce izlerinin kalmaması için evde sıkmamak Gerek, gerekiyor yani. Bir de tırnak iziyle sıkanlar oluyor değil mi? Tırnaklayarak ki tırnak ise en Tırnakla geçen. sıkılmaz zaten. Yani direkt elle kesinlikle sivilce evet. veyahut da siyah nokta sıkılmaz. Bir peçete yardımıyla biz bu işlemleri yapıyoruz. Veyahut Hı -hı. da dedi gördüğünüz gibi komedlon press gibi cihazlar, aletlerle bunları temizliyoruz. Elle, çıplak elle yaptığımız zaman dediğim gibi mikrobun cilde yayılmasını sağlarız. Bu da iyice kötü görünmez. Kavuşuyoruz yani bu sefer daha da psikolojik olarak, mental olarak bizi yıpratan i̇z, bir iz kalıyor. aynen izde kalıyor ve hani artık psikolojik olarak da insan çöküyor yani artık bu cildin benim nasıl geçecek durumuna giriyoruz. O yüzden en iyisi hiç dokunmamak, gelin biz temizleyelim. Evet. az <laughs> şu işlemi çok merak ettim Karbon etti. peeling işlemi hmm. cildin pH dengesini dengeler, lekeleriniz varsa lekeleriniz de açılma sağlar, gözeneklerinizi sıkılaştırır. Cilde artı canlılık ve parlaklık sağlar. Yoğun e, akneli bir cilde sahipseniz e, sivilcelerinizin kuru, kurumasında büyük e, önem arz ediyor karbon peeling. Hı hı. Böyle şey mi? Yani lazer. Bir lazer gibi Aha, işlem olduğu karbon, için Aktif karbon yani. cildimize uyguluyoruz. Cildimizdeki üst tabakadaki o ölü deriye aktif karbon yapışıyor, kuruyor ve biz bunu lazer yöntemiyle buharlaştırarak e, kaybediyoruz. Dediğim gibi cildin e, deri altından iyileşmesini sağlıyor aynı zamanda. Bu işlemi rutin nedir? Ne kadar periyotlar yapılıyor? Karbon peeling işlemi 5-10 seans aralığında uyguluyoruz. Hmm. E, kişinin cildinin e, yapısına göre değişkenlik gösteriyor e, aslında. Cildi eğer ki çok akneli bir cilde sahipse. İlk etapta haftada bir uyguluyoruz. Daha sonrasında ise e, seans cildin iyileşme durumuna bakarak seans aralıklarını açıyoruz. İki haftada bir veya da üç hafta veya da ayda bir şeklinde düzenleme yapıyoruz. Evet. Yani geldiğinde yüzünde önce inceleyip <laughs> hangi işlemin yapılması gerektiğine karar veriyorsunuz. Herkese aynı işlem uygulanmaz <laughs> aslında. Onu e, belirtiyoruz çünkü sizin cildinizle kardeşinizin cildi aynı değildir. Veyahut da çocuğunuzun cildi aynı değildir. Herkesin cildi farklıdır. Cilt analizinizi yaparız. Kimin cildine veya da sizin cildinize ne işlem uygulanabilir? Sizinle bunu ilk önce bir e, konuşuruz. O konuşma sonrasında evet siz e, cildinizde incelemeye başlarız bu an, e, as, anlamda. Sizin cildinize hangi işlem uygunsa o işleme yönelik işlem başlarız. Evet. Dediğim gibi cilt bakımı kendinize hı hı. verebileceğiniz en güzel armağan. Yani böyle diyoruz ki kendimize hiç zaman ayıramıyoruz. Ayırın Aha. şöyle bir kendinize bir en azından bir cilt bakım için Hı -hı. diyorum. Hani ben hep kendimi çok iyi hissettiğim için. Mesela cilt bakım için ne kadar süre ayırmamız lazım kendimize? Ortalama bir, bir buçuk saat Hı -hı. ayırmanız gerekiyor. Ee, yani normal e, klasik cilt bakımı olarak veya da medikal cilt bakımı olarak ayırmıyoruz biz. E, gelen kişinin cildine yönelik işlemler yaptığımız için ortalama bir buçuk iki saat bile ayırsanız e, yeterlidir. Evet. Sonrası böyle mis gibi cildi dinlenmiş. O mesela şey oluyor mu? Böyle dokunduğunda pamuk gibi. Pamuk gibi oluyor. Şey, bebek poposu gibi. Evet ya öyle da. derler. <laughs> evet. Yani şöyle. Dokunduğun zaman o hissi yaşamak bile evet. gerçekten ve çok güzel Ve şöyle söyleyeyim, yüzünüze o işlem yapılması bile sizin vücutsal olarak dinlenmenizi de sağlıyor açıkçası. Çünkü neden Cildiniz, yüzünüze e, işlemler yapıyoruz, sürekli masajlar yapıyoruz. E, bu da ne oluyor? Kafanıza yani başınıza bu işlem yapıldığı için kan dolaşımı hızlanıyor evet. ve vücutsal olarak da dinlenmiş hissediyorsunuz kendinizi. Evet, o da çok çok önemli. Hı. Tabii biz dedik ki sizin merkezde işte ayaktan işte tı, ne denir baştan ayağa kadar Aynen. tırnağa kadar tırnağa kadar tırnağa kadar derken var. gerçekten doğru bir şey söyledik. İşte, <laughs> e, tırnakla alakalı da gerçekten e, bu anlamda yaptığınız işte o batıklar Hı -hı. ne bileyim işte ayak derisiyle alakalı problemler birçok sıkıntılı bence bir insanın genel anlamda ben de çok tırnak problemleri yaşadığım için yani tırnakla alakalı bence birçok insanın böyle bir problem var ya rafa kaldırıyor ya da işte ee, işte gidiyor ehil bir ele kendini emanet ediyor hı hı. yani birçok kişi de oluyor mu acaba bu tırnak problemleri ee, şöyle artık e, herkes de olur yani normal çalışma çalışan kişilerden de tutun artık ev yaşamında olan kişilerden tutun herkesin bir ayak problemi var giydiğimiz ayakkabılardan e, tutun yanlış şekilde giyiyoruz. Hani Evet görseli çok seviyoruz, beğeniyoruz bayanlar olarak ama giydiğimiz ayakkabılar maalesef ayakdaki basma deformasyonunu etkiliyor. Bunun için ayak sağlığını ertelemememiz gerekir hı hı. açıkçası. Batık tırnak olabilir, deforma, deforme tırnak olabilir veya ayağınıza sizin olduğu gibi ayağınıza bir şey düşmüştür Tırnağınız deforme olmuştur. Ertelemeyin, beklemeyin. Hemen işleme gelin ki e, sizi o görüntüden kurtaralım e, ve sağlıklı bir tırnağa kavuşmanızı sağlayalım. Evet. Ya tırnak anlamında da yapılan mesela Hı -hı. E, Allah korusun şeker hastaları Hı -hı. ya da işte tırnağı ile alakalı problemi olanlar, Hı -hı. küçük çocuklarda. A'dan Z'ye herkese. A'dan Z'ye herkese işlem yapıyoruz. Evet. Şöyle bir bakın belki sorularda e, gelmiş manikür pedikür gibi işlemler var mı? Medical manikür pedikür olarak Hı -hı. yapıyoruz. E, normal hani işlem tırnak el tırnaklarına da işlem yapıyoruz, ayak tırnaklarına da keza aynı. E, ama cila işlem sonrası cila sürmüyoruz çünkü artık o cilt e, ayak ve tırnaklarımızı temizledik bir bakım sağladık, cila ile hemen kapatıp nefes almasını engellemiyoruz. O yüzden hani cila sürme işlemlerimiz yok ama medikal el ayak bakımları. Batık tırnak işlemleri, nasır bakımı, sil bakımı, işlemler. bunların evet. deforme tırnak, mantarlı tırnak, mantarlı ayak bakımı, çatlak topuk tedavisi gibi birçok alanda ayakta da işlemler uyguluyoruz. Doğru bu yazın çok terlik giyenlerde, açık sandalet Hı -hı. giyenlerin altındaki ayak görüntüsü. Aynen. Değil mi o böyle? deforme olmuş bir ayak görüntüsü olur. Mesela o da öyle hı hı. yine tedavi yaptığımız. 3-6 seansta kalıcı olarak sonuçlar veriyoruz ayak sağlığında evet. da. Ayaktaki problemleri dediğim gibi ertelememekte fayda var. Çünkü bizi taşıyan ayaklarımız. O yüzden kimse ertelemesin, ayak sağlığını ihmal etmesin. Evet ayak sağlığı da önemli. Çünkü bir batık tırnakla yani ben yaşayan birisi olarak söyleyeyim. Gerçekten hayat çok daha zor oluyor. Hı hı. Ayakkabı giyemezsiniz, çorabınız işte e, eziyet eder size. Gerçekten korkulmayacak işlemlerdir. Bak ayak olunca insanlar korkuyor olabilir ya acaba acır mı, canım yanar mı? Hayır, yani iş merkezimde yaptığımız işlemlerin hepsi için söyleyebilirim acısız ve ağırsız işlemler. Evet, bu da önemli. Yani, Kesinlikle korkmasınlar. Yani ayaktaki o ızdırabı çekmektense onun bakımına yönelik gelip de işlem yaptırırlarsa daha rahat ederler açıkçası. Evet muhakkak ayak hı hı. bakımında ihmal etmeyin. Yani ayağınızla alakalı ufacık bir şey de olsa muhakkak yani baştan bir şeyi önlemek <laughs> kalıcı çözüm için gerçekten çok çok önemli. Yavaş yavaş programı noktalandıracağız. <laughs> ee, neler söylemek isterseniz tabii merkeze herkesi bekliyoruz. <laughs> Merak edenler için tekrar merkezin yeri nerededir? Ondan da bahsedelim. Ee, yerimiz yazırda. Ee... En bir AVM'nin arka tarafında, belediye otopsilerinin o tarafındayız. Ee, bu hafta da Sevgililer Günü'nün özel kampanyalarımız var. Cilt Süper. bakımında bir alana bir <laughs> hediye olarak. Herkesi merkezime beklerim. A'dan Z'ye hangi işlemlerde e, merak ettikleri ne varsa eğitimler konusunda da olabilir. E, merak ettiklerini hiç çekinmeden bizi arayıp veya da merkezime gelerek demo seanslar bile alarak yardımcı olurum. Evet Emine Hanım gerçekten Hı -hı. bu konuda çok ilgili böyle kahvenizi içerken bilgileri de alabiliyorsunuz. Hı hı. Hem işlem yaptırmak için hem de belki de eğitim almak isteyenler için de keza öyle. 14 Şubat'a özel bir tane kendiniz alıp bir tane de Sevdiğiniz insanı alabilirsiniz aynı, diyelim. Aynen öyle. Yani bu sevgililer gün deyince sevgili böyle hani karşı cins gibi oluyor <laughs> ama annemize olabilir babamıza olabilir. Tabii tabii. Ben bu kampanyayı her sene yapıyorum. Bir alana bir hediye cilt bakımı. Eşini alıyor ve aynı anda iki sedye yan yana karı kocayı koyuyoruz. Veyahut da annesini alıyor. Anne kız yapıyoruz. Veyahut da kız baba yapıyoruz. O şekilde de çok fazla işlem yaptığımız için her sene bizim bu artık şey oldu yani, nasıl diyeyim, Rutin elmanın rutini evet. oldu diyebilirim. Her sene Sevgililer Günü'nde sevgi hediyesi aslında evet, bu. Gerçekten evet, gerçekten öyle. Sevgi her zaman güzel. Yaşatıldığı zaman, sevdiğimiz insanlara ifade edebildiğimiz zaman, hayattayken ama. <laughs> ben öyle diyorum. Hayattayken her şeyin kıymetini bilin. Gerçekten çok güzel bir keyifli muhabbetti. Her şey var. Yani tepeden tırnağa. <laughs> İşte yüzünüzden, cildinizden, kaşınızdan, gözünüzden, tırnağınızdan kendinize vakit ayırın. Bence aslında her ne kadar bir şeyleri erteliyoruz. Vücudumuza yatırım yapmıyoruz. Vücudumuza o yatırımları yapalım. Sağlıkla hı hı. da aslında ne hı hı. kadar ilintili olduğumuzu görüyoruz. Sağlıkla bağlantılıyız. Evet. Aynen. Kendimize değer verelim. Ee, ve hani dediğiniz gibi değer verdikçe, vücudumuza değer verdikçe vücut da bize onun karşılığını verecektir. E, çünkü mutlu olmamızın e, şeyi de buradan geliyor açıkçası. Yolu da buradan geliyor. Evet. Kendimize değer vermemize olanak sağlayalım, fırsat verelim açıkçası. Evet fırsat verelim <laughs> ve böyle güzel kampanyaları da değerlendirelim. Birçok seçenekle birlikte bugün e, Büyüte ailesinden Kıymetli Emine Merve Serin Hanım, güzellik cilt bakım uzmanı, kalıcı makyaj uzmanı ayrıca kendisi ve e, Birçok anlamda da kendisi eğitimler veriyor. Özellikle fibroblast anlamında da eğitim almak isteyenler içinse Emine Hanım'a başvursunlar. Şöyle kahvelerini içerken de güzelce sohbet ederken de detayları bütün güler yüzü ekiple birlikte e, hizmet alabilirsiniz. Buradan bütün herkese de merkeze de sizlere Aynı. sevgilerimi de göndermiş olayım. Tekrar sana çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz böylelikle de haftanın sonuna geldik. Hayat var yine bugün canlı canlı sizlerle birlikteydi. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.